toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için siz Koçtaş'ta neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Açıkçası bu konuda konuşmayı da çok seviyorum ben de. Bizde yaklaşık 3200 kişi çalışıyor. Tabii mağaza ağımız geniş olduğu için oldukça aslında kalabalığız. Merkez tarafımızda küçük olmakla beraber. Bu 3200 kişinin tüm şirket diye baktığınızda kadın oranı %30. Dolayısıyla hani çok yüksek değil. Orada gidecek yolumuz var. Merkez diye baktığımızda %50-50. Yani merkezde aslında bir fırsat eşitliği sağlamış noktadayız. O yüzden de özellikle odağımızı sahamıza vermiş durumdayız. Çünkü 116 tane mağazamız var bizim şu anda. Koçtaş Fixler ve Büyük Koçtaşlar olarak. Bunun yaklaşık demeyeyim 15 tanesinde sadece kadın mağaza müdürü var. Dolayısıyla bu oranları arttırmakla ilgili motivasyonumuz ve isteğimiz de çok fazla. Geçen seneydi zannediyorsam burada bir çalışma yaptık ve dedik ki atama komitesi diye bir şey var bizde. Yani bir mağaza müdürü atanacak olduğunda bir komiteyle karar veriliyor. Elbette kişilerin performansı, ekip yönetme başarıları, iş sonuçları bunların hepsine bakılırken aynı zamanda atama komitesinde muhakkak ilgili mağaza adayı için bir kadın aday da getirilmesi yolunda bir adım attık. Ve sonrasında da çok hızlı 10 tane atama yaptık zaten. Yani şöyle bir değişiklik bile hayatımızda istediğimiz noktaya ulaşmakta bizi hızlandırdı. Bu tabii sadece atama yapmakla olmuyor. Öncesinde kadın potansiyel saha çalışanlarını geliştirmekle de oluyor elbette. Burada da özel 6 ay süren programlar yapıyoruz kadın çalışanlarımıza, potansiyeli yüksek olanlara. Ve onlara işte koçvari liderlik, müzakere teknikleri, sosyal medya eğitimleri, iç mentorlukla onları desteklemek ve sosyal sorumluluk projeleri yaptırmak gibi böyle kapsamlı bir program bu. Dolayısıyla onları biraz hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra da aday gösteriyoruz ve bir kadın mağaza müdürü çıktığında da gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü perakende de kadın eli de fark ediyor gerçekten. O mağazayı kendi evi gibi görüp onu o şekilde yönetebilen, çok böyle titiz, temiz, gerçekten müşterilerine misafir gibi davranan mağaza müdürlerimiz de var. Benim de bizzat bildiğim, tanıdığım ve çok sevdiğim. Peki mağaza müdürlerine yönelik bu çalışmalar hakikaten çok kıymetli. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için başka hangi çalışmaları yapıyorsunuz Koçtaş'ta? Ayrıca bence bu konunun en önemli şeylerden bir tanesi farkındalık. Dolayısıyla çalışanlarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında farkındalık kazanmaları için ciddi eğitimlere tabi tutuyoruz. Bu bizim için önemli bir konu. Sadece bu da değil, yani eğitim de değil. Özellikle marka ekiplerini mesela özel olarak eğitiyoruz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Ve biz Koç Holding tarafından da periyodik olarak yaptığımız reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hangi noktadayız? Yani sadece atıyorum bir reklamda erkek matkap tutar algısını o reklama veriyor muyuz? Hayır. Mesela özellikle kadın kullanıyoruz. Kadının matkapla çekim yaptığı reklamlarımız vardır. Dolayısıyla her taraftan aslında bu şeyi uygulamaya ve hem kendi çalışanlarımız hem de toplumu bu vesileyle bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalarımız ve hedeflerimiz var. O yüzden de hani bu anlamda da Koç Holding'in bir parçası olduğum için de gurur duyuyorum gerçekten. Gerçekten de önemli çalışmalar bunlar. Çünkü sadece dediğiniz gibi şirketlerin çalışanlarına yönelik değil, aynı zamanda verdiğiniz reklamlarla da o eşitlik farkındalığını topluma empoze etmeye çalışıyorsunuz. Eskiden görürdük, kadınlar evde temizlik yaparken, erkekler gazete okurken olurdu reklamlarda. Bu anlayışın Koçtaş reklamlarında artık yıkıldığını görmek, eli matkap tutan kadınları görmek hakikaten çok güzel ve çok önemli. Yani bu iş aslında eğitimle olabilecek bir iş ve eğitim yani en alttan en üste kadar her kademede verilmesi gereken de bir konu bu. Ve bence şirketlere de bu anlamda iş düşüyor. Sadece çalışana değil, toplumu bu anlamda bilinçlendirecek partilerden bir tanesi de şirketler. Çünkü onlar da işte reklamlarıyla, iletişimleriyle topluma mesaj veriyorlar. Ve mesaj sadece kendi ürünleri ve kendi markalarıyla ilgili olmuyor olmalı.
elbette merkezinde o olurken o mesajı nasıl verdiğimiz çok önemli ve biz bu konuda gerçekten duyarlıyız. Hem topluluk olarak hem şirket olarak.